Merhaba gençler, kanalımıza hoş geldiniz. 4. sınıf Din Kültürü kitabımızın 31 ile 47. sayfalar arasındaki soruları ve etkinlik cevaplarını beraber yapacağız arkadaşlar. Önce hazırlık çalışmalarımız var. Ünitemize hazırlanalım. Öğretmeniniz mutlaka bunları sizlere soracak arkadaşlar. Ha, ayrıca 4. sınıfların tüm kitaplarının çözümleri bu videonun altındaki açıklama kısmında ve tüm yazılı sorularınız yine bu videonun altındaki açıklama kısmında olacak. Bu videonun altında daha fazla yazan yazıya tıklayın arkadaşlar. Orada hepsini görebileceksiniz. Şimdi 3 tane sorumuz var. İslam diniyle ilgili olduğunu düşündüğünüz 10 kelimeyi defterinize yazınız. 10 değil, yüzlerce kelime bulup yazarız değil mi? Ben şunları yazdım. İslam diniyle ilgili olduğunu düşündüğünüz Kur'an-ı Kerim, tevhid, Hazreti Muhammed, namaz, Kabe, hac, zekat, salavat, cami, maşallah, Fatiha, Yasin suresi, Ramazan. Siz daha da bunları tabii ki çoğaltabilirsiniz. O kadar çok ki yani yüzlercesini doldurabilirsiniz. 2. Kur'an-ı Kerim ile ilgili bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Kur'an-ı Kerim hakkında kısa bir yazı yazdım. Tabii ki siz bunu daha da kısaltabilir ya da daha da uzatabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim hakkında sizlere şu bilgileri vermek isterim. Kur'an-ı Kerim Allah tarafından Hazreti Muhammed aracılığı ile tüm insanlığa indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim Müslümanlara göre yaklaşık 23 yıllık bir süreçte ayetleri Allah tarafında Cebrail adındaki melek aracılığıyla Muhammed'e parça parça vahiyler halinde indirilen bir kutsal kitaptır. Siz videoyu durdurup yazın arkadaşlar, ben okuyorum, hızlı giderim, siz bana yetişemezsiniz ya da ekran görüntüsü alın, o şekilde yazabilirsiniz. Devam ediyorum. Müslümanlar Kur'an'ın Allah tarafından son peygamber kabul edilen Muhammed'e baş melek Cebrail aracılığıyla Ramazan ayında başlayarak yaklaşık 23 yıllık süre boyunca kademeli olarak vahy edildiğine inanılır. Bu vahiyler 610 yılında Hazreti Muhammed yaklaşık 40 yaşındayken başlamış ve ölümünde şöyle görünmüyor. Ölüm yılı olan 632'de sona ermiştir. Evet, 610 yılında başlamış. 632'de biliyorsunuz Hazreti Muhammed ölmüştür. Ölümüne kadar devam etmiştir. Evet, Kur'an-ı Kerim hakkında mesela 1666 ayet olduğunu yazabilirsiniz. Kaç süre olduğunu işte yazabilirsiniz. 20 sayfalık bölümüne cüz dendiğiniz yazabilirsiniz. Daha da renklendirebilirsiniz. Daha da fazla bilgi verebilirsiniz. Ama bu özet bilgi arkadaşlar. Herkesin bilmesi gereken bilgileri yazdım. Üçüncü sorumuz ise arkadaşlar. Neydi üçüncü sorumuz? Bir göz atalım. Amentü duası hakkında neler biliyorsunuz sorusunu. Çevrenizden 5 kişiye sorup aldığınız cevabı defterinize yazınız. Yani Amentü duası hakkında bildiklerinizi yazınız diyor kısaca. Ben şunu yazdım. Amentü duası içeriğinde geçen Allah'ın meleklerinin varlığına iman, Allah'ın gönderdiği kitaplara iman ve Allah'ın gönderdiği peygamberlerine iman ile hayır ve şerin Allah'tan geldiğine de iman etmek, kadere imanı da belirttiği gibi ahirete ve ölümden sonra dirilmeye de inanmayı tasdik eden bir duadır. Yani amenti duası imanın şartlarını arkadaşlar tamamını söyleyen, bize anlatan, bize açıklayan bir duadır amenti duası. Evet sevgili gençler, 31. sayfayı burada bitirmişiz hazırlık çalışmalarımızı. 32. sayfada şöyle 32. İslam'ın inanç esaslarında buluşalım mı? Buluşalım. Hadi o zaman like'larınızı atın, WhatsApp'ta paylaşın. Bir sonraki sayfaya beraber geçelim. Bu videonun altında olacak diğeri. Hoşça kalın.